Kadınlar burada. Kahramanlar.org. Vatan savunmasında destan yazan kadın kahramanlarımız. Kahramanlar.org. Değerli izleyicilerimiz, bu bölümde konuğum Sayın Doğan Bermek. Yayınımızın ilk dakikalarından itibaren sizlere aktardım. Sayın Bermek artık hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Sizi ben nasıl tanıtayım? Kartvizit'teki hangi titrinizi söyleyeyim? Şimdi Alevi Düşünce Ocağı'nın başkanıyım. Daha önce Alevi Vakıfları Federasyonu'nun kurucu başkanlığını yaptım 10 yıl süreyle. Tabii Cem Vakfı'nın kurucularındanım. Cem Vakfı'nın öncesinde de Karacaahmet ve Şahkuru derneklerinin hem yönetimlerinde hem haysiyet divanlarında görev aldım. Yani işte 30-35 yıllık kaşarlı bir Alevi. İyi ki varsınız, ne güzel. Aktivisti diyeceksiniz. Yani sizin kartvizit o kadar dolu ki içinden hangisini seçeyim bilemedim. Yok artık sonuncuyu söyleyeceksiniz. Her seferinde öyle olacak herhalde. Her seferinde çünkü, öyle mi olacak? Ama geçmişi de unutmamak lazım. Evet, çok doğru. Büyük mücadele veriyorsunuz çünkü. Evet. Sayın Bermek benim çok sevgili dostum aynı zamanda. Bunu da buradan gururla söyleyeceğim. Ve özellikle Alevi açılımı hükümetin ondan öncesi var. Alevilerle ilgili sorunların mutlak surette doğru bir zemine oturtulması konusunda verdiği mücadele hakikaten çok önemli. Ve gelinen noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi noktayı koydu. Cem evleri ibadethanedir dedi. Yani sadece öyle demedi tabii. Başka tabii, bir sürü çok şey de var. Söyledi. Çok şey var. Doğru. Ama evet. Siz ve Sayın İzzettin Doğan, Profesör Doktor İzzettin Doğan bu yolda büyük mücadele verdiniz. Şimdi bu dava, bu kararı nasıl değerlendireceğiz? Sizden önce bir öngörüş alalım. Şimdi Gülgün Hanım aslında burada bir paket kapandı bu kararla. Biz 2005 yılında iki dava açmıştık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini. Bilmiyorduk o zaman tabii Türkiye'de. Birisini Başbakanlık, birisini de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde iki dava ile başladık bu işe. Bunlardan birisi bu din dersindeki zorunluluğun kaldırılması ve çocukların istediği takdirde muaf olabilmesi. Ayrıca o din derslerinin müfredatının tarafsız ve yansız hale getirilmesiydi. Evet. Diğeri de anayasanın 10. maddesi hangi hakları veriyorsa inanç gruplarına ve bir inanç grubu hangi haklardan yararlanıyorsa ülkedeki bütün inanç gruplarının da aynı haklardan yararlanması gerektiği üzerineydi. Bu davalar yurt içinde sürdü. İşte 5-6 sene kadar sürdü bu iş. 2009-2010'da iç hukuk yolları tükendi. Evet. Ve davalar, her iki davada şeye gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Bu arada 2008 senesinde Türkiye'de bir elektrik piyasasını düzenlemeyle ilgili bir yasa çıktı. O yasaya Türkiye bir madde ekledi. Dedi ki bedelsiz girilen ve toplu ibadet edilen yerlerin elektrik paralarını Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konacak bir fon karşılayacaktır. Biz onu da başvurduk. Onun da karşılanmasını istedik cemevleri için. Orada da sorunlar çıktı. O da gitti şeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Böylece 3 davalık bir paket oluştu orada. Evet. Bu paketlerden din dersi davası Eylül 2014'te sonuçlandı. Türkiye itiraz etti, temiz etti. İşte Şubat 2014'te kesinleşti. Cem Evler'in elektrik parası davası Aralık 2014'te sonuçlandı. Türkiye itiraz etti. Nisan 2015'te sonuçlandı. Bu dava biraz daha kritik ve daha geniş kapsamlı bir dava olduğu için onu şeye aldılar, büyük daireye aldılar. Biliyorsunuz büyük daire hem duruşma, yani bir duruşma yapıyor, bir mürafaa derdik eskiden. Bir de büyük dairenin kararları temizde edilemiyor. Yani sonuç karar olarak çıkıyor. Nihai artık. Evet, tabii. 3 Haziran'da bu duruşma yapıldı. Bu duruşmaya işte Türkiye'den Cem Vakfı'nın avukatları, Profesör İzzettin Doğan da katıldılar. O duruşma 3 Haziran'da bitti. İşte 26 Nisan evvelsi günde bu duruşmanın sonucu olan o karar çıktı. Şimdi bu üç paketin üçünün de
aslında anlatmak istediği bir şey var. Türkiye'de inançlar baskı altında. İnançları hem eşit muamele yapmıyor Türkiye, bir demokratik ülkenin, hatta demokratik olmayan ülkenin yapması gerektiği gibi bir muamele yapmıyor. Hem de bir inanç çok fazla kayrılmakta. Üstelik kayrılan inancı da devlet manipüle etmek istiyor durmadan. Yani kayrılan inanç da inanç sahiplerinin inancı gibi değil, devletin uygun gördüğü gibi bir inanç oluyor. Yani devlet yönlendiriyor bunu. Şimdi bu, ne yazık ki evet. Evet, bu üç paket karar da, üç kararın tamamını birden görmek lazım. Çok önemli şeyler evet. var, çok evet. önemli sonuçlar var. Ben şeyi yani birkaç dün gelen karardan birkaç küçük çeviri yaptım. İsterseniz onları tabii, söyleyeyim. Tabii tabii. Şimdi mesela en son ve bence en önemli bütün bu kararların içerisindeki en önemli şey saptama şu. Mahkemeye göre devlet mutlaka tarafsız ve ayrımcı olmayan bir inanç politikası ortaya koymalıdır. Ve inanç grupları bu kurallara göre hem tüzel kişiliklerini kazanmalı, hem korumalı, hem de haklarından yararlandırılmalıdır. Şimdi bu zaten tek başına Türkiye'deki bütün hepsini anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Yani bütün yanlış uygulamayı anlatan şeyin de bu son mahkeme kararının da en son cümlesi. Karardaki en son cümle. Onun dışında ayrıca bir sürü şey söylüyor tabii. Mesela Alevilerin haklarına haksız yere müdahil olduğunu söylüyor devletin. Hı hı. Ve demokratik bir toplumda böyle bir uygulamanın mümkün olmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir diyor. Şimdi bütün bu şeyler, üç davada da hep Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 14. maddesinin ihlali söz konusu. Bunlar temel haklarla ilgili. Temel haklar, evet. Bunları ben getirdim. Okuyalım mı isterseniz? Lütfen okuyalım. Çünkü toplum da bazı konularda maalesef evet. çok okumadığımız evet. için evet. Çok net bilgi sahibi değil. Sizin okumanız çok mühim. Olur. Buyurun. Şimdi 9. madde şöyle bir madde. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. Bir, herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak din ve inanç değiştirme özgürlüğü ile birlikte tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı, ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini ve inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Biz bunun altına 50 sene önce imza atmış bir ülkeyiz. İkinci maddesi, din veya inancını açıklama özgürlüğü. Sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için sınırlamalara tabi tutulabilir. Hiçbir şekilde bunu sınırlayamazsınız diyor. Ya da bakanlığa, işte Milli Eğitim Bakanlığı, ben Aleviyim de çocuğum bu derse girmesin dedirtmeyeceksiniz. Tabii, yani, değil mi? Çocuğum bu derse girmesin diyeceksin. Alevi olabilir, ateist olabilir, Süryani olabilir, Ezidi olabilir, ne olursa olsun. Hiç istemeyebilir, müfredatı beğenmemiş olabilir. Bu adama illa ben Aleviyim dedirtmeyeceksiniz falan diye. Bu iki madde. Madde 9. dediğimiz. 14. madde daha da kısa bir madde ki Türkiye bu konuda da bütün davalarda ihlal etmiş durumda. Ayrımcılık yasağı. Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet ve doğum başta olmak üzere herhangi bir başka duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin sağlanmalıdır diyor. Yani 9. madde din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alıyor. 14. maddede de bunun uygulamasında hiçbir ayrımcılık yapılamaz deniyor. Türkiye hem 9 hem 14 hem 9 hem 14 bütün bu şeylerde davalarda 9'dan da 14'ten de haksız uygulamalar yapan bir ülke olarak mahkum edilmiş durumda. Şimdi evet. bu geldiğimiz nokta bu. Gelinen nokta bu. Ha, evet. Kararlardan başka noktalar, başka şeyler okuyabiliriz tabii. Mesela madde Alevi toplumunun bu sözleşmenin 9. maddesinde öngörülen hakları kullanamadığı kanaatindedir mahkeme diyor. Bir başka şey, sonuç olarak bu şeyle ilgili
yine 9. maddenin nasıl ihlal edildiğine dair bir bilgi. Sonuç evet. olarak mahkeme yukarıda irdelenen Alevi toplumuna yönelik göz ardı edişlerin, başvuranlar dahil olmak üzere, biz yani davayı açanlar dahil olmak üzere tüm Alevilerin inanç özgürlüğü hakkından yararlanılmasının engellendiği kanaatine varmıştır diyor. Yani ve biz de deliller veriyoruz tabii. Türkiye'de bir sürü rapor verdi falan. Evet. Ama bütün bunları inceledikten sonra benim kanaatim diyor mahkeme, Alevilerin inanç özgürlüğü haklarını engelliyorsunuz. Öncelikle reddedilişin Alevi toplumunun özgürce varoluşunu inkara yol açtığı ve Alevilerin ibadet yerlerinin kullanılmasını ve inanç önderlerinin sıfatlarının taşımasını dahi engellediği belirlenmiştir. İkinci olarak devlet yeterli somut nedenler olmadığı halde bu konuda takdir hakkı sınırlarını aşmıştır. Devletin bir takdir hakkı var ama o takdir hakkı ancak bir inanç halk sağlığını, kamu sağlığını veya işte kamu düzenini zorluyorsa devletin takdir hakkı var. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Değil, evet, evet. Bu nedenlerle mahkeme yönetimin Alevilik haklarına, Alevilerin haklarına haksız yere müdahil olduğunu, demokratik bir toplumda böyle bir uygulamaya neden olmadığına karar vermiştir. Bu nedenlerle de mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Yani defalarca böyle şeyler geçiyor. Bu uzun rapor, 88 sayfalık bir dava dosyası var. Evet, ki evet. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dosyaları çoğunlukla 40 sayfa falan oluyor. Bunun 88 sayfa. 88, ya bu 40 sayfanın da işte ilk 25-30 sayfası olayın hikayesi, geçmişi falan. Son 10 sayfası da son yorumlar ve kararlar. Bu karar 88 sayfa, ben daha okuyamadım tamamını. Tamamı değil mi? Yani, bir de tercüme edilecek tabii. Tabii şimdi tercümeleri yani bu şey yapıyor. Bunlar benim yaptığım tercümeler. Sizin, evet. Ama işte Adalet Bakanlığı yaptırıyor bir şeyi, tercümelerini. Sonra da web sitelerine koyuyor. Evet. Ama o tercümelerle bizim tercümeler arasında ufak tefek şeyler olacak tabii. Pek yani, ufak tefek demeyeyim. İşte bakış açısı oradan oluyor. Evet. Evet. Şimdi mesela yine burada başka bir şey söyleyeyim, başka bir cümle. Mahkemeye göre başvurucuların taleplerinin otoriteler tarafından reddedilmesi, yani iç hukuk yollarının tüketilmesi süreci, Alevi inancının dini niteliklerinin ve ritüellerinin göz ardı edilmesinin sonucudur. Bu nedenle cemevleri ve inanç önderleri yasal destek ve koruma alamamakta ve çok çeşitli dernekler, vakıflar gibi kuruluşlar kurmak yoluyla İnançlarını kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu Türkiye'nin durumu değil mi? Bugün ortada 1000 tane Alevi derneği ve vakfı var. Evet. Bu nedenlerle mahkeme hükümetin değişik gerekçeler ileri sürerek savunmaya çalışmasına rağmen başvuranların inanç özgürlüğü hakkına müdahale edildiği kanaatine varmıştır. Böyle yorumlar yapılırken işte ara ara bir takım cümleleri çıkarttım ben yorumlardan. Tabii çok daha şey var. Çok daha önemli meselelere dokunuyor ama genel olarak bu üç kararın verdiği şey şudur, verdiği sonuç şudur. Bir, Türkiye eksik olan inanç politikasını yapmak zorundadır. Evet. Yani bu ülkede Alevi olmak, bu ülkede Şafi olmak, bu ülkede İslam olmak ama illa Hanefi olmamak, bu ülkede Ermeni olmak, bu ülkede bilmem Ortodoks Rum olmak, Ezidi olmak, Bahai olmak. Şimdi yurt dışına çıktığımız zaman o biz işte Osmanlı'dan bu yana bütün inançlar bizim memlekette yaşıyor, biz kucak kucağıyız, Yahudiler de falan işte biz filan. Falan böyle tabii. orada söylediklerini burada dinleseler bizim yöneticiler, Türkiye'nin rengi çok değişir aslında. Çok doğru. Orada başka bir Türkiye anlatılıyor. Evet. Burada başka bir Türkiye var. Şimdi bir kere inanan insanların bu ülkede hangi hakları var? Kimse daha fazla bir şey istemiyor ki. Hangi hakları var? Nedir bu memleketin? Bu memlekette inanıyor olmanın şeyi nedir? Bize bedeli verdiği belki. Bedeli nedir? Bedeli. Bize verdiği haklar nedir? Bedelleri ödüyoruz. Fazla bir bedel yok. Herkes vergisini ödüyor, askere gidiyor falan. Yani standart bedeller var. Bunları bütün vatandaşlar şu ya da bu şekilde ödüyor. Evet. Peki ama yani bunun karşılığında devlet inançlara hizmet ediyorum diyor. Etmese bir şey demeyeceğiz. Tamam, biz de yaşıyoruz, onlar da yaşıyor diyor. Ama böyle bir şey olmaz ki. Devlet her sene 10 milyar dolar harcıyor şeye.
Sünni Hanefi, kendine Sünni Hanefi diyen, bana göre tanıtan, Hanefilikten de uzakta duran Hanefilerin köpeklerine problemi var işte. Şimdi evde köpek beslemeye kadar karışıyor Diyanet İşleri. Akılla gırtlak gırtlağa gelen bir sistemle karşı karşıyayız. Evet. Biz de kaç gündür bütün yayınlarımızı bu laiklik tartışmalarının şeyine çektik, odağına getirdik. Yani bakın şimdi burada sizi de ilgilendiren, yani Alevi camiasını ilgilendiren de noktalar ortaya çıkıyor. Tabii. Efendim hepsini koyacağız anayasamıza, şöyle de başlayacağız, böyle de başlayacağız diye Selvi'nin bir yazısı var. Hı. Öte yandan meclis başkanı bir takım konuşmalar yapıyor. Yaptı, evet. Yani siz bu ülkenin çok hassas bir düşünce insanı olarak, önderi olarak nasıl karşıladınız bu ifadeleri? Şimdi öncelikle bir kere gerçeklerimizden hareket edelim. Bugünkü anayasanın laiklikle ilgili vurguları uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Ben bir defa ortada, yani bir kağıdın üzerinde bir şeyin yazıyor olmasının onun var olduğu anlamına gelmediğini düşünüyorum. Üstelik Türkiye'de tam da böyle oluyor uygulamalar. Yani laik bir ülkede Diyanet İşleri kalkıp da evde köpek beslemek falan gibi işlere karışmaz ya. Yani akıl tutulması. Yani laiklikle ahlak, kamu ahlakı birbirine karıştıramaz. Yani yapamazsınız böyle şeyleri. Şimdi bunları, yani Türkiye'de laik olmayan çok sayıda uygulama zaten var. Bunlara karşı duyarsızız da işte laiklik kalksın deyince aa falan diyoruz. Yani laiklik varken sahip çıktık mı, kalkınca kalkmasına karşı çıkıyoruz. Onu şey yapmıyorum. Yani kavramların kağıtlar üstünde, anayasa üstünde falan durması bu halkın laik bir düzende yaşamasını sağlamıyor. Biz, uygulamak. Uygulamalar laik değil. Bugünkü anayasa da, bugünkü anayasa laik bir anayasa. Siz Türkiye'de laik bir yaşam tarzının sürdüğünü düşünebiliyor musunuz? Ben size sorayım. Ben düşünmüyorum. Evet. Şimdi Çünkü mahalle baskısı adı altında biz şimdi hangi laikliği koruyoruz? Evet. Koruduğumuz laiklik ne? Yani bunu bir kere bir kenara koymamız lazım. Böyle hani şey üstünden, söz üstünden gürültü çıkartmak, yani söz üstünden tartışma çıkartmak tabii doğrudur yani, ama adam aslında malumu ilan ediyor. Evet, evet. Yani bunun eski dilde karşılığı malumun ilanıdır. Yani ben laikliğe inanmıyorum diyor. Peki laikliğe inanmıyor ama meclis başkanlığına kadar getirmişsiniz o adamı. Fakat bunların içinden bir vekil de çıkmış. Dün akşam saatlerinde sıkılmadan basın toplantısı yapıp laikçilerle dövüşe dövüşe geldi meclis başkanı bu koltuğa. Çok haklı, doğru söylüyor. Cümleye bakın. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani doğru değil mi? Tabii. Her yani şeyle kavga ederek. Siz bu adam buraya gelene kadar şey mi dedi? Yani ben işte Atatürk ilke ve devrimleri. Tüzelaklardan yanayım mı dedi, bilmem şey mi, ben aydınlanmadan yanayım mı dedi. Böyle bir şey demedi ki. Tabii devrimciyim mi dedi. Ben ilericiyim demedi, ben de şeyciyim demedi, demokratım demedi. Hiçbir şey demedi, demeye geldi. Neredeydi bizim laiklik koruyucuları o zaman? Laikliğin korunmasını benden bekliyorlardı. Laikliğin korunmasını işte bilmem şundan bundan bekliyorlardı. Kendileri keyiflerini sürdürüyorlardı. Şimdi o keyif sürdürenlerin de bu işin altına da kaldıklarını uyanmaları lazım. İnşallah uyanırlar. Yani yetmez ama emekçilerin, bunlara destek verenlerin, sanatçı adı altında ortalıkta dolaşıp kitlelere şarkılar, türküler söyleyip de bunların koluna girenlerin şimdi uyanma zamanı. Onları daha bence, çok bağlayacak. Bence çok geç kaldılar ya. Neyse, uyanırlarsa faydası var. Evet. Yani peki, ben bu tartışmayı biraz anlamsız buluyorum açıkçası. Malumun ilanına tepki. Yeni ama mi fark ettiniz? Buna tepki vermek şart. Bu adam tamam, vermek ilan şart etti ama ya adamı meclis başkanlığına ben getirmedim. AKP getirdi. Tamam, sadece AKP getirmedi. O meclisten oy aldı. O meclisin kendine çeki düzen verip bu adamı oradan indirmesi lazım. O meclis oyla seçildi. Neredeydi laiklikle ilgili bu kadar hassasiyet taşıyan insanlar o zaman? Ne yapıyorlardı? Şimdi mi akıllarına geldi laik olmak? Yani ama bu sorunun çok sık kendi kendimize sorulması lazım. Belli kesimler, belli
yani işte Ulusal Kanal gibi, TGB gibi çok önemli kurumlar ve gençler, kuruluşlar sürekli olarak bu dayatmalara, dogmalara karşı tepkisini dillendirdi. Ama şimdi büyük tepki doğdu. Evet ama şimdi yani işte, büyük tepki ama işte bu doğdu. Büyük tepki. İşte bu da bir uyanma. Evet ama evet. Yani bu uyanma... Şimdi geliyorlar artık. Bir şeye... O neredeydi dedikleriniz. Yani bu saflara geliyorlar yani. Bakalım yani bu uyanma neyi getirir, neyi götürür onu bilmiyorum. Çok şey yani, getirecek. Tabii evet. Ki yani yapılan açıklama saçmadır. Yani şey, deli saçması ben, tabii. O beyefendinin yaptığı açıklama. Zaten bunun saçma olduğunu kendi hükümeti ve kendi cumhurbaşkanı da yani Türkiye'nin cumhurbaşkanı da ilan ettiler hemen ardından. Kendisi de dedi benim şahsi kanaatim. İyi tamam o şahsi kanaatiniz öyleyse burada ne işiniz var diye sormak aklımıza gelmiyor da. Vallahi biz soruyoruz. Evet, meclis başkanı bir yaftasını boynuna asmış olan bir şahıs o koltuğun gereklerini yani Türkiye'nin yerine getirmelidir. Büyük Millet artık şahsi görüş bildiremez. Şahsi görüşünü banyosunda, tuvaletinde, hayır şahsi görüşü böyleyse o meclise niye girersiniz? Evet. Benim şahsi görüşüm farklı olduğu zaten halde... Zaten o zihniyetin orada olması lazım. Yani ben şahsi görüşümle uyumlu olan kurumlarda yer almalıyım. Ben öyle yaptım hayatım boyunca. Şahsi görüşümde uyumsuzluk varsa görüşünüz neyse ben o öyle o kurumun yaşarsınız. İçinde durmadım. Evet. O akımın içinde durmadım. Bu akımla evet. Benim kişisel görüşümün evet. Uyuşması lazım. Peki siz, o zaman şahsi görüşleriniz farklıyken başka bir dünyanın meclisinin başkanlığına kadar gitmişseniz tam anlamıyla İslami açıdan takiye. Bunun peki bu Allah'ı da kandırmak. Eğer İslami bir şey varsa, bakış açısı var. Ya ben aslında kandırmadıkları yok ki. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Kendileri yani de kanıyorlar. Bizim Müslüman ateistlerimiz var. İslami ateizm bu. İslam'ı kullanarak ateizm yapılıyor. İslam'ı kullanarak Allah adına öyle şeyler söyleniyor ki yani Allah'ın bunları hoş görmesinin, Allah'ın bunları kabul etmesinin imkanı, ihtimali yok. Mesela İslam'ı kullanıyor adam ve diyor ki yanmaz kefen bezi yaptık, bundan satın alın da cehennemde yanmayacaksınız. Günahlara kamuflaj. şimdi bu adam aslında bunu duymamıştım. Allah'a şirk koşuyor. Tabii. Yani İslam'da kitapta tarif edilen en büyük günahların hepsini işliyor bu adam. İslam Allah adına işliyor. Şimdi burada öyle bir şey, yani İslam'da şey var mı? Sen bir şeye inanacaksın, başka türlü davranacaksın. Bu kabul var mı böyle? Yok böyle bir kabul. Yok. Şahsi görüşleriniz buysa girmeyecektiniz o meclise. Yahut da girerken diyecektiniz ki meclis dönüşecek kardeşim. Ben bunu dönüştürmek üzere geliyorum diye gelecektiniz. Yani ben sizlerden birisiyim diye geliyorsunuz ve ondan sonra bizim şeyde, bizim yönetim kurulunda bambaşka bir yöne çekmeye çalışıyorsunuz bizim kurum. Bunun adı takiye. Takiye. Evet. Şimdi gelelim mi tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinin vermiş olduğu bu karar çok önemli. İşte Perinçek davasında olduğu gibi. Evet, tabii. Aynen. Strasbourg'daydık, o davayı evet. Yakından izledik ve Avrupa parlamentolarında yankısını da görüyoruz. Evet. Artık çok önemli bir karar. Şimdi bu da önemli, çok bir, önemli karar bir karar ve hukuken bize bunu nasıl anlatacaksınız? Bağlayıcılığı var. Bundan sonraki adımınız ne olacak? Anladım. Şimdi efendim aslında şey şöyle, prosedür şöyle işliyor. Mahkeme bir karar veriyor. Kararı verdikten sonra o dosyayı Avrupa Bakanlar Komitesi'ne aktarıyor. Evet. Kararın uygulanmasını izlemek ve takip etmekten sorumlu olan yapı Avrupa Bakanlar Komitesi. Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi. Şimdi bizim diğer iki davamız Bakanlar Komitesi'ne zaten intikal etmiş durumda. Bu dava da işte bu hafta, önümüzdeki hafta şeye intikal edecektir. Oraya intikal edecektir. Şimdi bu bütün davaların ayrımsız prosedürü şu. Karardan itibaren 180 gün içerisinde karara taraf olan devlet bir eylem planı vermek mecburiyetinde. Bu eylem planında o kararın gereklerini nasıl yerine getireceğini, hangi yöntemlerle yerine getireceğini anlatmak zorunda. Bunun adına action plan veya eylem planı deniyor. Şimdi 180 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Bakanlar Komitesi'ne
ben bu kararın gereklerini şu 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 şekillerde yerine getireceğim diyecek. Demek zorunda. Tabii Türkiye bunun yarısını duyacak, yarısını duymayacak. Bu kararların bir kısmını sanki hiç yokmuş gibi ötekilerin üzerinde fazlasıyla yüklenecek falan. Hani böyle bir biraz şey olacak tabii. Git gel. Yine mücadeleye devam yani. Tabii siz. Oluyor evet. Zaten şu anda. Eski iki dosyada da aynı durumdayız. Yani şeyle ilgili dosyada, zorunda din dersiyle ilgili dosyada. Dosyanın iki tane önemli şeyi var. İki önemli kararı var. Bunlardan bir tanesi dersin zorunluluktan çıkartılması, diğeri evet. Müfredatın düzeltilmesi. Şimdi karar Şubat'ta kesinleşti. 8. ayda yani Ağustos ayında Türkiye'nin bir eylem planı vermesi lazımdı. Önce izin istediler 2 ay. Ondan sonra işte hükümet değişikliği falan filan şu bu derken aralığa kadar o kararın eylem planı verilmedi. Aralık ayında verilen eylem planı müfredatla ilgili çalışmaların 2016 yılında başlatılıp sürdürüleceği falan gibi bir şeyler söylüyor. Ama zorunluluk konusuna dokunmuyor bile. Oysa zorunluluğun kaldırılması da o kararın bir parçası. Şimdi onu duymamış Türkiye'de. Fark etmemişler demek ki raporu okurken. Şimdi Allah Allah. Bunu, gözden kaçmış en önemli madde. Şimdi bunu Türkiye'ye evet. Fark ettirmek Bakanlar Komitesi'nin ama Bakanlar Komitesi'nin olduğu kadar bizim de işimiz. Bizim de aynı titizlikle bunları okumamız, bizim de aynı titizlikle bunlara cevap verecek yapıları oluşturmamız lazım. Biz mesela şeye işte bu Aralık'taki yazdıklarına Türkiye'nin 3 sayfalık bir şey yolladık. Bakanlar Komitesi'ne 3 sayfalık bir itiraz yolladık. Evet. İşte orada anlattık. Dedik ki yani burada bir yanlış oluyor, bir eksik var şeyde. Bir zorunlulukla ilgili hiçbir şey konuşulmamış, referans yok. İki şeyle ilgili, müfredatla ilgili daha önce yapılan birçok çalışma var. Bu çalışmaları görmezden geliyorlar. Bu çalışmaları yok sayarak yeni baştan bir çalışma başlatarak zaman kazanmaya çalışıyor Türkiye. Ve kazandığı her sene Türkiye'de 15-16 milyon çocuğun tabii. Bir yıl daha bu yanlış eğitime maruz kalmasına neden oluyor. Anlattık, savunduk. İşte şeyde Mart ayında yani oldu evet, bu yazışmamız. Evet. Öteki konu Cem Evler'in elektrik parası Nisan'da kesinleşti. Ekim'de Türkiye'nin şeyini vermesi lazımdı, eylem planını vermesi lazımdı. Ona da biraz gecikmeyle dediler ki yeni bir hükümet kuruldu. Bu hükümet Mart ayına kadar bu işi halletme sözü verdi. Biz bekliyoruz işte şimdi siz de bekleyin. Yani böyle bir şey. Godoyu beklerken. Hani hükümet hani kurulduğu zaman Ekim'de falan galiba evet. Başbakan söyledi ya işte Aleviler falan işte bir şeyler yapacağız. Ve bunlar Mart ayına kadar belirlenecek, kesinleşecek. İrfan merkezi falan hani ne evet. Olduğunu bilmediğimiz bir takım kavramlardan da söz edildi. Ama Mart geçti şimdi Nisan'ın sonuna geldik. Daha hükümet bu konuda da bir şey yapmadı. Şimdi burada mesele alınmış olan kararın uygulanmasının bu toplumun diri güçleri tarafından takip edilmesi. Bu uygulamalarda eksiklik ve aksaklıkların ki sayısız eksiklik ve sayısız aksaklık olması tabiidir de yani illa kasıt da aramıyorum şeyin içinde. Bu eksiklik ve aksaklıkların hem yerel otoritelere hem yerel otoritelerle çözülemiyorsa Bakanlar Komitesi'ne iletilmesi, gerektiğinde çok sayıda küçük davanın açılması. Şimdi mesela Cem Evler ile ilgili karar Nisan'da çıktı. Evet. Mayıs ayında yine eski bir dava yüzünden, bizim sürmekte olan Yargıtay'daki bir dava yüzünden, Yargıtay 3. Daire Avrupa İnsan Hakları paraleli bir karar aldı. Dedi ki evet bunlar Cem ibadethanedir. İnsan Hakları Mahkemesi de böyle dedi zaten. Ödeyin bunların elektrik parasını. Şimdi bizim Alevi Cem Evleri'nin yöneticileri hala elektrik param diye dolaşıyorlar. CHP de kalktı dedi ki bizim belediyeler ödesin elektrik parasını Cem Evleri'nin. Bana göre yanlışı başka bir yanlışla devam ettirmektir bu. Yani evet. Tabii CHP iyi niyetle söyledi bunu. Devlet madem yapmıyor bari biz yapalım kendi belediyelerimizde falan dedi. Ama peki sizin, size bağlı olmayan belediyelerde yaşayan Aleviler onlar ne olacak?
Yani orada yapılması gereken, verilmesi gereken mücadele, madem mahkemede çok bu kararı doğru, vermiş, tabii, tüm doğru. cemevlerinin topluca derdinin çözülmesi. Şimdi bizim cemevi yöneticilerimizin de bu Yargıtay 3. dairenin kararını eline alıp gidip de bölgedeki idari mahkemeye, ya bu karar uygulanmıyor, Yargıtay kararı artık şey değil ki, yani AİHM'e dayanarak Yargıtay'ın verdiği bir karar, AİHM'i de unuttuk geçtik. Bu karar uygulanmıyor, benim bu elektrik paramı ödetin demesi lazım. Yapmıyor. Bu ülkede yani Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar var. Tamam yani, ama bizim de o iktidarı evet, zorlamamız lazım. Yargıtay kararına da Cumhurbaşkanı bir şeyler söylemiş bu Ergenekon meseleleriyle ilgili. Yani yargı kararlarına karşı sürekli tepkili bir iktidar ama var. Ama Gülgün Hanım, hükümet ne yaparsa yapsın, sizin iktidarı zorlayacak çok şeyiniz var, çok var. Mekanizmanız var elinizde. Evet. Kullanmıyorsunuz bütün bunları. Şimdi Türkiye'de 1161 o Haziran ayındaki görüşmeye Türkiye'nin yolladığı raporda, yani demek ki Mart, Nisan gibi bir raporda devlet 1161 cemevi var diyor kentlerde. 1161 o zaman Türkiye diyor. Genelinde o zaman. O zaman. Bu demek ki 2014'e ait falan bir rakam. Birçok cemevi açılıyor değil mi? Bugün Türkiye'de nereden baksanız 1500 cemevi var kentlerde. Tabii. Köylerde cemevleri var. Onlarla beraber 3000-3500. Ya bu 3500 cemevinden 500 tane dava çıkar. Siirt'te kaybettiğin davayı Erzincan'da kazanırsın. Çünkü haklısın. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sana hak vermiş. Şimdi sen bekliyorsun ki bu hakkı hükümet algılayacak. Aa, biz yazık etmişiz Alevilere yahu diyecek. Bir vicdan, bir şey olacak. Vicdani bir durum hasıl olacak. Bunu artık düzeltelim, çok ayıp oldu bu çocuklara falan denecek. Ve biz artık bunlara daha iyi davranalım. Ya bu kararı devlet vermeyecek. Siz de bu prosedürü çok iyi biliyorsunuz. Yani bütün bunları diyebilmesi için nasıl bir mekanizmanın devreye girmesi lazım? Bunu diyebilmesi için çok kolay. Yargıtay 3. dairenin kararını eline alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ekleyecek şeyi, elektrik faturasına, karara yollayacak müftülüğe. Diyecek ki öde benim elektrik paramı. Bu kadar basit. Ha, öderse ödeyecek, ödemezse götürecek idare mahkemesine. Ya size ait Diyanet İşleri Başkanlığı, size ait yasanın, size ait Yargıtay tarafından verilmiş olan kararını uygulamıyor kardeşim. Bunu uygulatın yahut da kaldırın bu yasaları. Yani şimdi zorladığınız zaman ya Türkiye kendisini doğru yola götürür, yani doğru yola götürür dediğim, ben mesela Müslüman olmak istiyorum diyebilir Türkiye. Laiklik de istemiyorum. Ben onu şey diyor olacağım. Zaten artık aleni. Bunu açıkça söylemeli. Yani bu, böyle işte kağıdın üstünde demokratik, uygulamada demokratik olmayan bir ülke olamazsınız. Şimdi burada bunu zorlayacak yüzlerce mekanizma var bizim elimizde. Zorlanır. Devlet de ya kendi bildiği yerde, yani bu toplum kendisini Suudi Arabistan gibi bir ülke yapmaya karar verebilir. Afganistan gibi bir ülke yapmaya karar verebilir. Böyle bir şey olur. Ben de yolumu bilirim. Siz de yolunuzu bilirsiniz. Herkes yolunu bilir o zaman. Bu yapılmıyor. Peki ben burada 1500 tane cemevi var. Ya bir Allah'ın kuru da gitmiyor mahkemeye. Götürüyorum. Yani bizim de kusurumuz var. Biz vatandaşlık haklarımızın bilincinde miyiz? Vatandaşlık haklarımızı savunuyor muyuz? Sen vatandaş olma haklarını savunmadığın müddetçe iktidarı veya idareyi eline geçirenler şu ya da bu biçimde senin vatandaşlık haklarını kemirecekler. Ve kemiriyorlar. Bugün kemirme halinde Türkiye'de insanların vatandaşlık hakları. Buna sahip çıkmak için de bilinç lazım. Bu bilince doğru gitmesi lazım toplumun. Biz tam tersi bilinçsizliğe doğru, sadakaya doğru. Abuk sabukluğa doğru abuk gidiyoruz. Sabukluğa doğru şimdi gidiyoruz. Siz süs köpeği deyince ben de buldum. Şimdi böyle aptal saptal sorular soruyorlar abuk sabuk. Ondan sonra orası da abuk sabuk cevaplar veriyor. Yani artık hakikaten ya bu sabrımız... akıl dışı değil bu. Yani kendi çocuğuna sulanmak serbesttir falan. Böyle şeyler bunu. Ahlaksızlık yani bu ahlaksızlığı teşvik eden şeyler çıkıyor. Yok işte bilmem erkek çocukların tacizi. Ya bunlar, annenizin baldırını görmeyin falan. Ya bu yani, biz buna bademleri deriz diye bir abuk sabuk cübbeli mübbeli adamları da ziyaret ediyorlar. Tabii. Şimdi yani
Hazreti Peygamber melekler içinde köpek ve resimler bulunan eve girmezler demiştir diye. Bakın ne kadar yanlış bilgi dayatıyorlar. Kimden duymuşlar buraya? Herhalde peygamberi ziyaret ediyorlar. Hayır, çünkü yani peygamberin terliğini satıyor cübbeli. Terliğini mi? Ne bir şeyler satıyor. Satıyorlar. 300 liraya. Peygamberin sakalı satılıyor. Bunu alırsanız ne kadar çok sakalı varmış meğer peygamberin. Bunlar sata sata bitiremediler. Böyle saçmalıklara rica ediyoruz. Şimdi bir Hazreti İsa'nın haçı vardır. Bu Hazreti İsa'nın sırtında taşıdığı haçın yongaları satılır şeyde. Yani asırlardır bir takım cübbeli Ahmet Hoca gibi bir sürü insan Avrupa'da yonga satar Katoliklere. İşte şimdi Avrupa'ya satılmış olan yonganın tamamını toplasa bir iki sedir ormanı çıkar içinden. Yani bir haçtan çıkmaz. Bunlara ne olur şimdi, itibar etmeyin. Yani. Şimdi bunu sen eğer bu toplumda böyle bir şeye sessiz kalıyorsan, yani şu Diyanet'in şu fetvasına sessiz evde kalıyorsanız. Evde köpek beslemez. Size ne kardeşim? Evde köpek de beslerim, canavar ya da beslerim. Ya köpeği Allah yaratmadı mı kardeşim? Yani... O da bir can yani bu. Hayır, köpeği kim yarattı ya? Ama bakın hayvana karşı düşmanlığı da körükleyen ifadeler bunlar. Kedinin köpeğin gözünü çıkaranlar bunların içinden çıkıyor. Köpeği kim yarattı? Ben mi yarattım? Siz mi yarattınız? Allah Allah. Şimdi ona karşı ses çıkartmıyorsanız, bana kalırsa meclis başkanına karşı da ses çıkartmak hakkınız çıkartıyoruz. Yok. İnanın yani biz burada çıkartıyoruz. Bu ses özünden, kökünden çıkması lazım. Senin yaşam tarzından çıkması ama lazım. Ama bakın faize karşı çıkanlar emlakçı komisyonu helal diyor. Evet, bu başka helalleri yerine getiriyor. Evet. Yani ne bileyim işte Reza'nın yolladığı saatler, din her zaman hazır. Sömürülmüş. Şu anda Türkiye'de din sömürüsünün böyle üst şeylerinde geziniyoruz. Üst mertebelerinde geziniyoruz. Biz bu sömürüyle mücadele etmeyi unutuyoruz. Bilmem işte meclis başkanı şöyle demiş, bilmem ne böyle demiş falan. Onlardan bana göre çok daha önemli. Yani Diyanet İşleri'nin bugün 130-135 bin personeli var. Çok kalabalık. Evet. 135 bin veya 140 bin kişiyle. Ne yapıyor? Evde köpek beslemeyin diyor. Şimdi kabuklu deniz şeylerini yemeyin diyor. İşte karides falan midye falan, onu bunu yemeyin. Şimdi bu onların işi midir? Yani böyle bir şey var mı? Diyemedim. İçimdekini susuverdim, sustum kaldım. Diyemedim. Yani gelelim sizin konunuza bakın. Nelerle uğraşıyor? Asıl uğraşması gereken konuları da maalesef çözümsüz bırakarak iyice Arap saçına çeviriyor. Lütfen din söylemleri adı altında bu saçma sapanlıkları Diyanet İşleri'nden de rica ediyoruz. Topluma dayatmayın. Hakikaten zıvanadan çıkmış vaziyette. Şimdi 5-6 senedir Diyanet İşleri'nden Sayın Başkan Görmez dahil karşılaştığım her kişiye, ki sık sık karşılaşıyoruz tabii, hep şeyi rica ettim. 5-6 seneden de fazla belki. Ya siz bu elinde bıçakla gırtlak keserek İslami bir cihat yapılıp yapılmadığını düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyoruz. İslam'da var mı böyle bir cihat? Yok. Peki gelin o zaman siz, bizim dedeler, papazlar neyse yani, inançla ilgili insanlar Türkiye'nin her yerinde şeyler yapalım, toplantılar yapalım, topluma anlatalım. Neyin İslami olduğunu, neyin İslami olmadığını, terörün İslam'da yerinin olmadığını, terörün yeri var mı? Yok. Peki yoksa gel bunu anlatalım. Anlatmaktan da kaçılıyorlar. Anlatmakta da yoklar. Yoklar. Anlatmıyorlar. Yoklar. Ondan sonra terör yükseliyor. Peki terör niye yükseliyor? Sen susarsan terör yükselir tabii. Ya eğer işin inancını anlatmak ise... Tabii. Senin inancına ait olmayan, senin inancında uyuşmayan bir şeyse bu terör, kafa kesmek, bilmem ciğer çıkarıp yemek falan, senin inancına uymuyorsa, kardeşim söyle bunu bu millete. Fakat bakınız geçtiğimiz günlerde gözden kaçan bir tanım yaptı Cumhurbaşkanı, kutlu doğum haftası icatları var ya şimdi, kutlu doğum haftası, o tarihte nasıl bilmişler peygamberin, yani ana rahmine düştüğü tarihler işte vesaire, neyse fazla bulandırmayayım ortalığı ama ne olur akılla gırtlak gırtlağa gelmesin. Orada dedi ki cihat başka anlamlar taşır. Cihat bir savaş değildir. Biz bugüne kadar İslami cihat örgütlerini görmedik mi?
Tabii. Daha da kötüsü... Cihat adı altında bu kafaların, gözlerin kesilip gözlerin çıkarıldığını görmedik mi? Daha da kötüsü Gülgün Hanım, şimdi yani artık dünya cihat kelimesiyle terörü özdeşleştirdi. Cihadist deniyor, evet. Cihatçı deniyor bu adamlara. Çok üzülüyorum. Mesela benim gücüm yetmiyor ama Diyanet'in bu konuda çok gürültü çıkartma imkanı var idi. Kullanmadı bu yetkilerini. Arabalar var şimdi, ha. Lüks araba, zırhlılar falan filan. Ama yani bir alırlar bir gün ki altından o arabaları insanın. İşte yani, bu emlakçının aldığı komisyon, arkadaşlarımıza da komisyon yani şimdi veriyorlar. Mesela cumartesi günü bir rapor geldi elime. Evet. Tony Blair, biliyorsunuz eski İngiliz Cumhurbaşkanı, evet. Onun bir vakfı var şimdi. Tony Blair Faith Foundation diye, evet, bir inanç vakfı var. Evet. Onlar bu şeyle ilgili bir çalışma yapmışlar, terörle, İslami terörle ilgili. Cihadist deniyor, cihatçı deniyor bu adamlara. Yani sizin cihat derken siz gönül kazanmayı, insan kazanmayı kastediyorsunuz. Bu din de bunu kastediyor, dinimiz de bunu kastediyor. Ama evet, bu adamların elinde cihat kelimesi insan öldürmek, cinayet ve terörle özdeşleşti. Hani İslam'ı savunan Diyanet İşleri Başkanlığı? Evet. Göremiyorum ben onları orada da. Ben oturup çalışıyorum yine şeyin raporuyla. Onlar kedi köpek kovalamakla meşguller. Onlar köpek kovalamakla meşguller. Yani gülüyoruz ağlanacak halimizde. Çok berbat bir durumdayız. Yani. Süremizin bittiği bilgisini aldım ama son kısacık birkaç saniye için bu kararla ilgili ne diyeceksiniz? Evet, Gülgün Hanım, çok özür diliyorum. Azıcık süre çalıyoruz. Evet. Benim asıl derdim şu. Bu kararı aldık. Önemli bir şeydir. Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri sürdürdüğü, sadece bu hükümetle de ilgisi yok bu işin, yani geçmişi de olan yanlış ve haksız bir uygulama var bütün inançlara karşı. Bu haksız uygulamalar tescil edildi, kaydedildi, evet, dosyalandı, arşivlere girdi. Şimdi bu çok önemli bir şeydir, çok önemli bir aşamadır. Evet. Ama biz bu haklara vatandaş olarak sahip çıkmayı öğrenmediğimiz müddetçe, maalesef, evet, biz kendi haklarımızla, kendi hukukumuzun, kendi yasal, evet, olanaklarımızın bize el verdiği şeyler güç nispetinde mücadele etmezsek, biz bunları kullanmazsak, bunu bugün, evet, de alırlar elinizden, yarın da alırlar. Mahkeme kararı bir şey yapmaz. Evet. Uygulamadır önemli olan. Uygulatmak size, için de bizim, evet, aklımızı başımıza alıp çalışmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür size ediyorum. Çok iş düşüyor. Daha bitmedi yani iş. Yani ben yolunuz artık gittim olsun. Gidiyorum. Bizim de 5-10 Allah'ım olur mu? Yaşımız geldi. Evet. Artık yok, gençlerin yok, çalışması daha lazım. Daha yeni başlıyor her şey. Yok. Efendim, Turan Emeksiz'i saygıyla anıyoruz bugün. Bugün 28 Nisan. 28 Nisan 1960 yılında üniversite bahçesinde 20 yaşında gencecik bir devrimci katledilmişti. İşte Turan Emeksiz. Hakikaten saygıyla anıyoruz. Onların açtığı yol önemli yol. Tam bağımsız Türkiye düşüncesini, kararlılığını sonsuza dek savundular ve savunmaya devam ediyoruz. Hasan Yalçın'ın 68'in Sırrı kitabını da hepinize öneriyorum. Öğrenecek çok şey var. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyoruz. Görüşmek üzere. Esen kalın.